Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci denklemlerde üçüncü testte kalmıştık. Üçüncü testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu testimizde de yine kök-katsa ilişkisinden bahsediyoruz. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi şöyle bir denklem vermiş ve bu denklemin köklerinden biri için 2- kök 5'tir demiş. Buna göre A nedir diye sormuş. Şimdi A yerine gelme ihtimali olan şıklara baktığınız zaman hepsi nedir arkadaşlar? Rasyoneldir. Şimdi o zaman bizim denklemimizin katsayıları ne oldu arkadaşlar? Rasyonel katsayılı oldu. Doğru mu? Ve rasyonel katsayılı ise mesela şöyle diyelim. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde. A, B, C. Eleman rasyonel sayı iken. Köklerin biri atıyorum M artı köken ise diğerisi diğer kök M eksi köken şeklinde olur. Yani kökler birbirinin eşliğidir. Yalnız burada ise kavramını kullanıyorum. Buradan şu anlam çıkmasın. Hani e, kökler her zaman birbirinin eşleniğidir genellemesi yapamayacağız. Mesela atıyorum bir kökü mesela şöyle bir denklem yazdım. x kare x 4 x artı 3 eşittir 0. Evet katsayılar rasyonel ama köklerin biri 1 biri 3 geldi. Değil mi arkadaşlar? Yani her zaman kökler birbirinin eşleniğidir genellemesi yapmıyoruz. Bizim yaptığımız genelleme ne? Katsayılardan bir tanesi m artı köken yani bu şekilde ise diğerine olacaktır? Bunun eşleniği olan ifade olacaktır. O zaman bizim bu ifadede ikinci kökümüz nedir? 2 artı kök 5'tir. O zaman kökler toplamı için biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Topladığınız zaman 4 diyebiliriz. Kökler çarpımı için de bunların çarpımı olacak. Yani 4 eksi 5'ten ne geldi? Eksi 1 geldi. Zaten kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 1 geliyor. O zaman biz kökler toplamına bakalım. Kökler toplamı denklemde ne geldi? Eksi b bölü a geldi. O zaman 3a eksi 2 oldu. Bölü... <laughs> Ne oldu? 3A eksi 2 bölü 1 oldu. Bu da neye eşit? 4'e eşit. O zaman 3A buradan 6. A da kaç gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Yani doğru cevabımız ne oldu? Bursa oldu diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye sormuş. Yani soru devam etsine x1'i burada ya çarpanlığına ayıracaksın. Ki orada çarpanlığına ayıramadığın için delta'ya başvuracaksın. Delta yardımıyla kökleri bulacaksın. Sonra yerine yazacaksın. Ya da Hocam ben burada bir payda eşitlemesi yapayım şeklinde soruyu ne yaparsın? Devam ettirirsin. O zaman payda eşitlersem x2-2 artı bir sonrakinden de x1-2 gelir. Bölü alt tarafta x1-2 ile x2-2'nin çarpımı. Şimdi bunları düzenleyelim. Bakın şurada aslında bir kökler toplamı var. Bu ikisinin toplamı kökler toplamı. O da ne yaptı? Eksi 5 yaptı. Değil mi? Eksi b bölü a'dan. Değil mi? Eksi b bölü a'dan ne geliyor kökler toplumu? Eksi 5 geliyor. Kökler çarpımı ne geliyor bu denklemin? C bölü a'dan eksi 4 geliyor. O zaman eksi 5 şurada da eksi 4'ümüz var. Üst taraf ne gelir? Eksi 9 gelir. Bölü. Şimdi bunu dağıtırsanız x1 x2. Sonra şuradan çarptık eksi 2 x1. Şuradan çarptık eksi 2 x2. O zaman eksi 2 parantezine x1 artı x2 artı 4 geldi. Şimdi şurası nedir arkadaşlar? Kökler çarpımı ne gel? D Eksi 4 geldi. Kökler toplamına geldi. Eksi 5 geldi. Yazalım bakalım. Eksi 4. Şu ikisini çarptık. Artı 10. Artı 4. Şunlar birbirini götürürse o zaman cevabımız ne gelecektir? Eksi 9 bölü 10 gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Anlaşıyoruz. Peki bakalım. Geldik üçüncü soruya. Denklemin x1 ve x2 arasında böyle bir bağıntı vermiş. Peki buna göre a kaçtır diye sormuş. Şimdi burası iki kare farkı. Bu çarpanlardan bir tanesi x1 eksi x2. Diğeri de x1 artı x2. Bir baktın zaten burası ne geldi? Kökler toplamı geldi. Burası da kökler farkı. E, kökler farkı ile ilgili bir bilgimiz yok şu an ama buradan biz bu soruyu yürütürüz. Mesela kökler toplamı kaç? 3. E, çarpımı 15 olduğuna göre bu arkadaş kaç gelecek? 5 gelecek. O zaman kökler toplamı 3. Kökler farkı da kaç oldu? 5 oldu. Toplarsak x1 4, x2 de kaç geldi? Eksi 1 geldi. Peki bu denklemin köklerini biliyorsak ya kökü yerine yazarız sağlarız. Bu öyle buluruz. Ya da deriz ki hocam kökler çarpımını da kullanabilirsin. O zaman c bölü a'dan 3a eksi 7 bölü 1 gelecektir. Bu da kaça eşittir? Eksi 4'e. O zaman 3a eksi 7 eksi 4 ise a buradan kaç yapar? Bunu burada yattın. Artı geçti. 3, 3 bölü 3'ten de kaç olacaktır? 1 olacaktır diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Peki bakalım geldik dörde. Denklemin kökleri için x1 ve x2 demiş. Yine ne yap? Biraz soruyu devam ettir. Soruyu devam ettirince güzel şeyler olacak demiş. Şurada bir payda işlemesi yapalım. O zaman 4 eksi x1 x2 bölü x1 çarpı. Burada da bir payda işlemesi yaparsan 9 artı x1 x2 bölü x2 gelecek. Şimdi ne oldu? Burada bir kökler çarpımı var. Kökler çarpımı buradan neydi? C bölü A'dan eksi 6 diyebiliriz. Burası da eksi 6. O zaman üst taraf ne oldu? Şimdi artıya döndü burası. 10 bölü x1 oldu. Burası da 9 eksi 6'dan 3 bölü x2 oldu. Sonra buradan bir tane daha kökler çarpımı geldi. O zaman 30 bölü kökler çarpımı da eksi 6 idi. O zaman cevabımız ne olur buradan? Eksi 5 olur diyebiliriz. Yani aslında Sadece ne yapıyoruz? Bize verdiği ifadeyi biraz devam ettiriyoruz. Temel matematik işlemler yapıyoruz. Paranteze alıyoruz. Payda işlemesi yapıyoruz. Gibi ne yaparız? Bu işlemleri yaparak istenilenleri elimizde kökler toplamı ve kökler çarpım bağıntısı da var. Onları da kullanarak sonuca gitmeye çalışıyoruz. Peki. Geldik 5'e. Şimdi böyle bir denklem vermiş. Bu denklemi sağlayan gerçek sayıların toplamı demiş. Bir kere 1 bölü 2'yi kabul etmiyoruz. Değil mi? 1 bölü 2'yi kabul etmiyoruz. Oraya neyi x1 yazıyorum? E, <laughs> hala x yazıyorum. Orada mesela neyi kabul etmiyoruz? 1 bölü 2'yi kabul etmiyoruz. Orada neyi kabul etmiyoruz? 0 kabul etmiyoruz gibi düşünebiliriz. Şimdi mesela neler yapsak? Önce burayı bir şöyle bırakalım. Bir sonraki, mesela şurası aslında şöyle yazılabilir galiba. O zaman burası x kare eksi 9 bölü x kare gibi yazıldı. Burası da x artı 3 bölü x. Şimdi görebilirseniz şurada bir aslında iki kare farkı var. Değil mi? Şurası x eksi 3 bölü x ile x artı 3 bölü x'in çarpımı şeklinde olacak. Şununla şunun çarpımı. O zaman iki tarafta da şunlar var. Onları birbirinden götürdüm. O zaman sol tarafta x bölü 2 x eksi 1 var. Bir de ne var? Şimdi payda eşitleyelim. x kare eksi 3 bölü x var. Bu ikisinin çarpımı ne geldi? 1 geldi. Şimdi şunları götürdüm. Sadeleştirdim. O zaman x kare eksi 3 bölü 2x eksi 1 birmiş. Şimdi buradan devam ettim. O zaman x kare eksi 3 eşittir 2x eksi 1. Sola atarsak x kare eksi 2x eksi 2 eşittir 0 geldi. Buradan diyor ki bana gerçel sayılarının x gerçel sayıların toplamını soruyor. O zaman x1 artı x2 de buradan kaç geldi? 2 geldi eksi b bölü a'dan diyebiliriz. Orada bunun köklerini ayırmaya kalktığınızda 1 bölü 2 ve 0 değerleri gelmiyor. Doğru mu? O yüzden de bir problem yok. Yani buradan gelen kökler bizim 0 ve 1 bölü 2'nin dışında kökler. Peki. Geldik 6. sorumuza. Denklemin kökleri arasında a'ya bağlı olmayan bir bağıntı aşağıda hangisidir demiş. Gel buradan bir a'ya bağlı olmayan bir bağıntı bul. Şimdi benim elimdeki bilgi ne? Kökler toplamının ben eksi b bölü a'dan 2a artı 1 olduğunu Kökler çarpımının ise a artı 3 olduğunu bulabilirim. Şimdi burada a'ya bağlı olmayan diyorsa o zaman ben bir taraftan a'yı yalnız bırakayım. Diğer taraftan a'yı yalnız bırakayım. İfadeyi eşitliğin birbirine ortadan a kaybolmuş olacak. Bak şimdi. İlkinden şöyle bir ifade getirelim. x1 artı x2 eksi 1. Şimdi bunu bu tarafa atalım. Sonra da 2'ye bölelim. Bu neye eşit oldu? a'ya eşit oldu. Aynı şekilde 3'ü bu tarafa atarsanız ne elde edeceksiniz? x1 çarpı x2 eksi 3'ü elde edeceksiniz. Ve şu an karşınızda şu tarafı düşündüğünüzde a'dan bağımsız bir ifade oluştu. Şimdi bu ifadenin diyor bu bağıntı aşağı hangisidir diyor onu soruyor bize. O zaman bir içler dışarı yapalım. x1 x2 eksi 1, eksi 1 eşittir. 2 x1 x2 eksi 6. Şurası toplam olacak yalnız değil mi? Bir yanlışlık olmasın. Tamam. Şimdi hepsini sol tarafa atalım. Bakın bir 5 burada sırıtmış. Neyse. Onu da orada tutarız herhalde. X1 artı X2'miz var. Sonra bunu bu tarafa atalım. Eksi 2 diye geçti. Eksi 2 tane X1, X2. Sonra bu e, eksi 6'yı da bu tarafa artı diye geçirsek artı 5 eşittir 0 oldu. Eşitlikler şöyle alt alta gelsin lütfen. Soner. O zaman kökler toplamı T eksi 2 Ç artı 5 eşittir 0 gibi bir ifade elde etmem lazım t eksi 2 ç t eksi 2 ç artı 5. Evet yakaladık. Denizli cevabı bizim doğru cevabımızmış. Anlaştık. Yani a'ya bağlı bir ba bantı istiyor. O zaman benim de aklıma şöyle geldi. Hani a'ları yalnız bırakayım. Birbirine eşitleyeyim ve böylece aslında ne bulmuş olurum? a'dan bağımsız bir bağıntı bulmuş oluruz. Peki. Geldik 7. sorumuza. Denklemin kökleri x1 ve x2 buna göre x1'in x2 cinsinden eşitler şeklinde hangisidir demiş. Şimdi yine bir üstteki soru gibi altıncı soru gibi. Benim elimde x1 artı x2 hakkında 5 bölü a bilgisi var. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımı içinde c bölü a'dan 1 bölü a bilgisi var. O zaman ben şöyle bir şey yapsam. Hocam alttakini 5 ile çarpsam. 5 tane x1 çarpı x2. Yani burayı 5 ile çarptığınız zaman değil mi? Burayı 5 ile çarparsanız bu ifadeyle bu ifadeyi birbirine eşitlemiş olursunuz. O zaman bu da neye eşit? X1 artı X2 eşit. Peki bu arkadaş bizden ne istiyor? X1'in X2 cinsinden. Şimdi X1'in X2 cinsinden gibi bir şey istiyorsa o zaman sana diyor ki aslında X1'i yalnız bırak diyor. X1 eşittir bıdı 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 olacak diyor. O zaman biz ne yapalım? X1'i bu tarafa atalım. 5 X1 X2 eksi X1 eşittir X2. Sonra X1 parantezini alalım. eşittir x2. Şimdi de gidip her tarafı 5x2 eksi 1'e bölerseniz sizin elinizde x1'in x2 cinsinden nesi olmuş olur? Karşılığı olmuş olur. O zaman doğru cevabımız yanlış görmediysem Bursa cevabı bizim doğru cevabımızdır. Değil mi? Anlaştık. 6 ile 7, 3 aşağı 5 yukarı çok benzer sorular. Şimdi geldik 8. soruya. Şimdi 8. soru benim için kıymetli kök denklemi sağlar. Bakın burada x1'li x2'li karışık bir ifade varsa siz büyük ihtimal buradan siz şunu yapmaya çalışacaksınız. Hani bir tanesini tutacaksınız gideceksiniz diğerine de yerine yazacaksınız. Şimdi kök denklemi sağlar mantığını kullanırsak yani ben buraya x1 yazarsam şöyle bir şey elde edebilirim. x1'in karesi eksi 5 x1 eksi 7 eşittir 0 eşitliğini yakalarım. Çünkü kök denklemi yazıldı ne yaptı sağladı. O zaman hocam şuradaki x1'in karesi yerine şuradaki x1'in karesini yerine yazarsan yani bu x1'in karesi bu arada nedir? 5x1 artı 7'dir. Bu arkadaşları eşitliğin öbür tarafına attığınızda. Şimdi gidiyorsunuz bunun yerine onu yazıyorsunuz. Ha böyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Yani tercih sizin. Yine aynısı. Aslında bir şey fark etmiyor. Şurada eksi 4x1 var ya. Ben şöyle yapıyorum. x1'in karesi eksi 4x1 diyorum. Eksi x1 diyorum. Eksi 7. Yani İkisini aynı anda şu ikisini aynı anda oluşturuyorum. Bakın ikisini aynı anda oluşturdum. O zaman bunları öbür tarafa attığınızda x1'in karesi eksi 4 x1 ifadesi x1 artı 7 eşit olmuş oldu. O zaman ben de gittim bunun yerine karşılığı olan x1 artı 7 yazacağım. O zaman benden istediği şey ne? x1 artı 7 artı x2 artı 1'dir. Bakın şurada ne var? Kökler toplamı var aslında. Kökler toplamı da nedir arkadaşlar? 5'tir değil mi? O zaman burası 5. 5 artı 7 artı 1'den bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 13 gelir diyebiliriz. 13'ü gördük mü? Hemen zafer çığlıkları atıyoruz. Cevabımız 13'müş. 9. Denklemin kökleri için x1 ve x2 demiş. Buna göre bunların değeri nedir demiş. Yani bende kökler toplam bilgisi var. Kökler çarpım bilgisi var. Bunu soruyor. Şimdi bu özdeşik sorusu aslında bunlar. Hani kök x1 ve kök x2'nin parantez karesini alırsam ne gelir arkadaşlar? x1 gelir, x2 gelir. Bir de ikisinin çarpımının iki katı gelir. Yani bu ifade gelir. Siz şimdi durup dururken kare aldığınız Sakın unutmayın. Ben mutlaka bu eşitliğin tamamını yazma taraftarıyım. Tamamını yazalım ki bir sonraki hamlede eksik etmeyelim. Çünkü kaçırıyoruz. Burayı genelde öğrenci şurayı almadan şöyle yazıyor. Şurası da hariç. Öyle olunca karesini aldığını unutarak sonucu direkt ne buluyor? Karesi halinde buluyor ama bize karesi alınmamış hali lazım. Şimdi şurası kökler toplamı o zaman orası 7 geldi. Şurası kökler çarpımı o zaman kökün içinde 4 var. O zaman kökün içindeki 4 nasıl çıkacak? 2 diye çıkacak. Burası 2 oldu. 2 kere 2 4 oldu. O zaman burası 4. Yani ne oldu? 11 oldu. Yalnız bu karesi 11. O zaman kendisi ne olacaktır? Kök 11 olacaktır. Kok 11 olacaktır diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 10. sorumuza. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre bu ifadenin sonucu nedir? Şimdi bak. Şuradan hemen uyandım ben zaten. Bak kök denklemi sağlar. Yani sen buraya x1 yazınca x yerine sağlayacak. Bak burası x1 olsaydı 5x1 olsaydı. Yani burası şu an bu eşitlik sağlanıyor. Bak bu eşitliğin şu kısmı o zaman neye eşit? Bak şurası. Şurası kaça eşittir arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarsanız 3'e eşittir. Yani bak burası 3 yaptı. O zaman 3, 3 daha 6, 18 bölü 6'dır diyeceğiz. Artı, bak şimdi burası x2 olsun. Yine bu denklem sanılır. Çünkü x2 bir denklemin kökü. O zaman burası kaça eşit? Bunu bu tarafa atma 3'e. Bak burada bu ifadenin 2 katı var. Burası 6 yaptı. O zaman 24 bölü nedir? 6'dır. O zaman 3 artı 4'ten de cevabımız kaç gelir arkadaşlar? 7 gelir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Bak 11. 11. Denklemin kökleri aynı. Bak aynı soru 3 aşağı 5 yukarı 10. soruyla. Şimdi sen aa, ama bak burada 5 x 1 var. Hmm, bak burada x 2 var. Kafa karıştırır mı? ama şöyle düşünebilirsin. Hocam ben şöyle yazsam x 1'in karesi eksi 5 x 1 eksi x 1 eksi 3 eşittir. 0 yazsam. O zaman şu ifade. Bunları öbür tarafa attığınızda ne şurası yani ne eşit olacak? X1 artı 3'e eşit olacak. Bakın burada eksi 3 x2 var. O zaman şöyle mi yapsak bunu? Şunu da mesela x2 eksi 5'ten değil de 3'ten yapalım. Eksi 3 x2. Şimdi normalde 6 tane vardı. O zaman 3 tane x2 daha kaldı. Yani şuradaki 6'yı 3 3 diye parçaladım. Bunları öbür tarafa attım. O zaman şurası 3x2 artı 3'e döndü. Şimdi ne oldu güzel kardeşim? 27 bölü x1 artı 3 artı x2 artı 42 bölü 3x2 artı 3 artı 3x1 oldu. Şurada bir kökler toplamı var. Kökler toplamı ne? Eksi b bölü a'dan 6. O zaman burası 6. 3 de burada var. 9. 27 bölü 9 artı. Şimdi şurada ne var? 3 tane kökler toplamı var. Yani 18 var burada. 3 de burada var. 21. O zaman 42 bölü 21. İlk 3 geldi. Sonra 2 geldi. Topladın ne oldu? 5 oldu diyebiliriz. Bu da 11 sorunun çözümüydü. Yani kök denklemi sağlar önemli. Bu tip sorularda denkleme yerine yazdığı zaman ne olacaktır? Sağlayacaktır. Yerine koyma modelli sorularımızdan. Geldik 12. Şimdi diyor ki denklemin çözüm kümesi eksi 1 bölü 5 olduğuna göre aa, hangisi olamaz diyor. Şimdi zaten normalde bir kesrin sıfıra eşit olması buranın yani pay kısmının sıfır olmasıyla mümkün. Değil mi? Ve burayı sıfır yapan değer kaç? Eksi 1 bölü 5. E senin çözüm kümen de eksi 1 bölü 5. Şu an bir problem yok. Doğru mu? Problem şurada. O zaman şu alt tarafın eksi 1 bölü 5 diye bir kökün olmaması gerekir. Yani şu ifade mesela sallıyoruz şimdi tamam mı? 5x artı 1 çarpı x eksi 3 eşittir 0 diye bir eşitlik verdiğinde bunun çözüm kümesi bakın burayı 0 yapan değer aynı zamanda burayı da 0 yaptığı için demek ki ben x eşittir eksi 1 bölü 5'i çözüm kümesine yazamam o zaman bunun çözüm kümesi boş küme gelecektir. O zaman benim sadece eksi 1 bölü 5 yazdı ya, kabul etmem şansım yok. Tamam mı? Yani hemen üst tarafı sıfır yapan köktür genelimiz yapamam. Demek ki diyor ki bana a ne olamaz diyor. Demek ki a ne olamaz? Yani burayı sıfır yapan değerlerden bir tanesi eksi 1 bölü 5 olamaz. Yani x ne olamaz? Eksi 1 bölü 5 olamaz. Neresi için? Burası için. O zaman ben oraya yazdığımda eksi 1 bölü 5 yazınca orası da sıfır olamamalı. Yani oranın kökü eksi 1 bölü 5 olmamalı. O zaman eksi 1 bölü 5'in karesi ne yapar Soner? 1 bölü 25. Eksi a çarpı eksi deyince buraya artı yapalım. 1 bölü 5 artı 4 eşittir 0. E, Payda eşit desek 1. Buraya 5 verdik. 5 a artı 25 verdik. 100 eşittir 0. 5 a eşittir eksi 101. a eşittir eksi 101 bölü 5. Buradan şu anlam çıkar. a eksi 101 bölü 5 olamaz anlamı çıkar. Anlaştık. Yani üst tarafı sıfır yapan ifade alt tarafı da sıfır yapsa onu ben çözüm kümesine yazamıyorum. Peki. 13. Bunların hepsini biz ne yaptık? Kampımızda size anlattım tek tek. Bakın bu soruların hepsi bir sizin kamp yaptığımız anlatım çözümlerde var. Şimdi böyle bir çözüm denklemi gerçek sayılar çözüm kümesi açıklayan hangisidir demiş. Mutlak denklemlerde, köklü denklemlerde tamam mı? Bakın mutlak denklemlerde, köklü denklemlerde mutlaka sağlama yapmak zorundasınız. Sonuç x'e bağlı olan her denklemde, sonucun x'e bağlı olduğu her denklemde mutlaka sağlamasını yapacaksın güzel kardeşim. Şimdi bak siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi bunu da ne yapmamız lazım? Her iki tarafın karesini almamız lazım. x kare eksi 16 eşittir. Bu şekilde her iki tarafın nesini aldık? Karesini aldık. Sağ tarafın karesini alırsak x kare eksi 16 x artı 64 gelir x kareler gider bunu bana aldım sola 16'yı da sağa attım 80 x ne yaptı 5 yaptı o zaman buradan bir tane kök gelecek bak şunları bir kere eledim tamam Adana mı Edirne arasında git gel yaşıyorum yani eğer ki bu ifade bu mantığı bilirsen yaşarsın ama dersen ki ben bunu bilmiyorum yapıştırdın aşıkı diye sonuç x'e bağlı olduğu için x yerine 5 yazdığında Burası ne geldi? Eksi 3 geldik. O zaman kökün içi 5 iken 5, 25, 9. Kök 9 peki eksi 3 eşit mi? Pua! Gülüyoruz. O zaman doğru cevabı ne diyoruz? Edirnedir diyoruz. Mutlak denklemlerde, köklü denklemlerde sonuç x'e bağlıysa ne yapıyoruz? Sağlamasını yapmak zorundasınız. Peki hocam nasıl oldu da x, eksi x'e 5 vermeme rağmen bu eşitlik sağlanmadı? Sebebi de şu. Sen durup dururken kare aldın. Yani atıyorum x eşittir. 2 iken dedin ki x kare eşittir 4 dedin. x 2 iken x kare eşittir 4 ise kök sayısı eksi 2 ve 2 olmak üzere 2'ye çıktı. Senin kökün bir taneydi. x eşittir 2 idi. Karesi aldın. 2 tane köke çıktın. Yani biz buna ben yalancı köklerim birisi sahte kökler biri çakma kökler ama siz durup dururken bir ifadenin karesini alıyorsanız sahte kök üretirsiniz. Yalancı kök üretirsiniz. O zaman biz ne yapıyoruz? Sağlamasını yapıyoruz. Anlaştık. Yani diyoruz ki eğer sonuç x'e bağlıysa mecburen ne yapıyoruz? Sağlamasını yapıyoruz. Mesela bu 14. Hocam köklü denklemlerde hep böyle kare alacak mıyız? Kare alınca evet güzel gelecek ama ne yapacağız? Sağlamasını yapacağız. Mesela bunun direkt karesini almak yerine mesela bu şekilde iki tane köklü varsa ben bir tane kökü şöyle yapıyorum. Herkes yani istersen direkt kare al. Yine çıkar canım. Lafım yok ona da. Bunun bir tanesini bu taraf alıyorum. En azından kare almak benim için biraz daha kolay olsun diye. Şimdi kare çakıyorum ikisini de. O zaman sol taraftan x artı 3 geldi. Şimdi sağ taraftan ne geldi? Birincinin karesi 1. Bir. Artı ikisinin çarpımının 2 iki katı bu. Artı ikincinin karesinden bu geldi. Şuradaki x ile şuradaki x'i götürdüm. Şurası eksi 1 yaptı. Öbür tarafa attım. Artı 1'den 4. 2 tane kök içinde x eksi 2. O zaman ne olur? 2 eşittir kök içinde x eksi 2. O zaman burası 4. X'de kaç gelecek? 6 gelecek. Hocam sağlama yapalım mı? Yap. Kök 6'dan bunda bir problem yok çünkü. 6 verirsen kök 9'dan 3. 6 verirsen kök 4'ten 2. Çıkardım 1 yaptı tuttu. O zaman doğrayacağımız nedir? Adanıdır dediğim gibi. 15. He. X kare eksi 3 tane mutlak değer x eksi 10 eşittir 0 denklemi gerçekleştirerek de çözüm kümesi açarken hangisidir demiş. Deniz. <laughs> Çok güzel çözdüm. Ya bu kadar cevap anahtarı burada yatıyorken. Ben istemiyorum hiç burada cevap anahtarı olsun da. Eskiden şeydi arkadaydı güzeldi de. Şimdi öğrencinin kolayına gelsin diye buradan yapıyorlar. Ben pek sevmiyorum ama hiçbir şey yok. Neyse. Şimdi bunun iki tane çözüm var açıkçası. Bir tanesi şöyle. X bir sıfırdan büyükken diye çözerim. Bir de sıfırdan küçükken diye çözerim. Sonra bakarım bulduğum kökler sağlıyor mu? Onları çözüm köşesine yazarım. Şimdi x sıfırdan büyük olsa o zaman benim denklemim ne olacak? x kare eksi şimdi bu, bu nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. x kare eksi 3 x eksi 10 eşittir sıfır. Eksi 5'e artı 2. O zaman buradan bir kökünüz 5 bir kökünüz eksi 2 oldu. Ama mal gibi hem yani hemenemesini yazmıyorsun. Çünkü senin bakman gereken yer x'in sıfırdan büyük olması gerektiği. O zaman eksi 2'yi saymıyorsun. Şimdi bir de x, 2'den, x sıfırdan küçükken diye bakacağız. Şimdi x sıfırdan küçükken burası eksi çıkar. Değil mi? O zaman x kare eksi çıktığı için eksi x oldu. O zaman artı 3 x'e döndü orası. Yani şöyle oldu. O zaman buradan köklerimiz bizim artı 5 eksi 2 diye çıkar. Köklerimiz o zaman şey olur. X bir eksi 5 olur bir de 2 olur. Tekrar bakalım. X sıfırdan küçükmüş. O zaman 2'yi kabul etmeyeceksin. Bir eksi 5 bir de 5'tir. O zaman doğru cevabımız cevap dediği gibi denizdir diyebiliriz. Bir böyle çözebilirsin. Bir de istersen şöyle çözebilirsin. Ee, hocam x kare ile mutlak değer x'in karesi birbirine eşittir. Bu kıymetli bir ifade aslında garip grup yerlerde böyle sana zaman kazandırabilir. Biliyorsan aslında burada iki cümle değil tek cümleyle halledeceğiz. O zaman şunun yerine mutlak değer x kare yazmış olalım. O zaman 3 tane mutlak değer x eksi 10 eşittir 0 ise bu ifade mutlak değer x eksi 5 mutlak değer x artı 3 yok artı 2 sallama sonu eşittir 0. E burasının 0 olma şansı yok. O zaman burası 0 olacak. O da mutlak değer x'in 5 olması Eksi 5 ve 5 olmasıyla mümkün. Gördüğünüz gibi bir kere de ne yapabildik? Sorun çözümünü bulabildik. Bu da 15'in sorun çözümüydü. Bu şekilde ne yaptık? 3 testimizde çözümlerini beraber yaptık arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.